hoşçakalın geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle hem bir vlog hem de Zara marka challenge yapacağız. Geçen bir önceki vlogumda da bahsetmiştim. Şu çantayı beraber yapalım diye. Bu çantayı bugün bitiriyoruz. Gerçekten yapması çok kolay bir çanta. Tığ işi daha önce hiç yapmadıysanız da yeni başladıysanız da bu çantayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Sadece orijinal boyutta yapmak istediğim için 40 santim başladım ben. 40 santim başladığım için bir tık uzun sürdü açıkçası. Elimi oyaladı. Yani küçük bir çanta olmadığından dolayı birazcık yapması uzun sürüyor. Ama uzun sürüyor dediğim, tığ işinde biraz hızlıysanız ve günlük işlerinizi yaparken boş zamanlarınızda yaparsanız 3-4 güne rahatlıkla bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu çantayı beraber yapacağız. Size anlatmadan önce kullandığım malzemeleri söyleyeyim. Ben orijinal rengine yakın bir renk olsun diye bu kahverengi daha önce elimde bulunan bir parça vardı. Bunun üzerine yumak ekledim. Toplamda 3 yumak kahverengi kullandım. Nako Denim Sport kullandım. 33-40 renk kodu. Bu. Üzerine yapacağım renkli şeritlerde de yine Nako Denim Sport kullanacağım. Çünkü zaten elimde var. Ama illa aynısı olmak zorunda değil. Şeritler süs amaçlı olduğu için elinizdeki herhangi bir parça ipi kullanabilirsiniz. Hiç problem olmaz. Yine ben bu tarz orijinalinde de koton ip kullanıldığı için ben de koton ip kullanmak istedim. İçeriğine baktım çünkü. Ama siz başka koton ipler de kullanabilirsiniz. Bu da hiç problem olmaz. Sadece kullandığınız koton ipin etiketine bakın, ona uygun bir tığ ile yapın derim. Ama tabii ki benimle aynı ipi de kullanabilirsiniz. Soranlar için ben söylemiş olayım. Şart değil. Sponsorlu bir videoda değil. Olursa zaten söylerim. Bunu da söylemiş olayım. Hadi gelin şimdi size nasıl yaptığımı anlatayım. Bu tarz marka challenge videoları yapmaya devam edelim istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Hadi gelin şimdi çantayı beraber bitirelim. Ben de henüz bitirmedim. Sonucunu beraber göreceğiz aynı anda. Şimdi ilk önce çantaya nasıl başlayacağız size onu anlatacağım. Şunu da söylemek istiyorum. İstediğiniz boyda başlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Tek püf noktası çift sayı olması. Onu da şimdi çantaya başlarken ne demek istediğimi anlatacağım size. Instagram hesabımı bıraktım. Çantayı anlatmaya geçiyorum. İpimi aldım. Çanta için bakın şöyle çantanın alt kısmını göstereyim. Zincir çekerek başlayacağız. Ben 40 santim olması için 72 tane zincir çektim ve şunlardan üçlü grup diyorum ben bunlara. Şu gruplardan bir tarafında 24, yani şuradan şuraya kadar 24, diğer tarafında da 24 tane, toplamda 48 tane var. Bu çantayı tam ortadan ikiye böleceğimiz için bu grup sayısının çift olması lazım. Yani 48, 50, 46 gibi. Bu uzunluğu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben 72 zincir çekip bu ip ve tığla 72 zincir çekip 24 tane grup yaptığımda burası tam 40 santim oldu. Orijinal boyutta gerçekten çok güzel ve büyük bir çanta olacak. Şimdi ben o grupları zincir çektikten sonra nasıl yapacağımızı göstereceğim. 12 zincirle göstereceğim size. Dediğim gibi benimki gibi büyük olsun istiyorsanız veya kaç tane, şöyle söyleyeyim ya. Bakın burada gruplar var ya, bunları kaç grup olsun istiyorsanız diyelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siz bu kadar küçük bir çanta yapacaksınız. 10 tane grup olsun istiyorsunuz. Kaç zincir çekeceğinizi nasıl hesaplayacağınızı söylemek gerekirse 10 çarpı 3 yapıyorsunuz. 24'ün 3 katı 72. Yani 72 zincir çekmiş oluyorum. Şimdi ben de size 4 tane gruptan çantayı nasıl başladığımı göstereceğim. Çünkü sadece sayı değişiyor. Tekrar 72 zincir çekmek istemiyorum. Şimdi 1, 12 zincir çekiyorum. 4 grup yapacağım. 4'ün 3 katı 12. 4, 8, 12. 2, 3, 4. 12 zincir çektim. Siz de 72 çekmiş olabilirsiniz. Kaç zincir çektiyseniz artık çift sayı olacak. Yani 4 grup 12 zincir, 24 grup 72 zincir. Şimdi 12 zincir çektim. Siz bunu 72 gibi düşünün. Doladım. 1, 2, 3, 4. zincire ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. Böylece ilk grubumu oluşturmuş oldum. Doladım. 1, 2 zincir atladım. 3.'ye battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. 1, 2, 3.'ye battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. 1, 2 zincir atladım. Ve son
zincire battık. Bu şekilde son grup son zincire denk gelmesi gerekiyor. Ha şöyle bir şey var, diyelim yanlış hesapladınız. Bir şekilde grup yaptınız ama buradan 2 zincir bir zincir arttı. Hiç problem değil. Siz o hani sökmenize gerek yok. Şimdi bunun karşı tarafına döneceğim. Çünkü çantayı yuvarlak öreceğiz. Sadece ilk sıra için geçerli. Burada bir zincir çekiyorum. Doladım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu çantanın karşı tarafı için geçerli. Daha sonra doladım, zincir falan yok. Şu grubun karşısına batıyorum. 4 tane de bu tarafta olacak. Doladım bir sonraki grubun hemen karşısına. Zaten yeri hemen belli oluyor. Doladım son grubun karşısına batıyorum. Şimdi dediğim gibi sadece ilk sıraya özel bir zincir çekiyorum. Bu ikisi şöyle yapışmasın diye. Buradaki trabzanın tepesine battım. 3 trabzanın ilkinin tepesine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 3 zincir çektim. Daha sonra doladım. Bu 3 zincir burada kalsın. Direkt şu boşluğa atladım. Artık hiçbir yerde aralarda zincir çekmeyeceğim. Normal 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buradan bu boşluğa atladım. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Başladığım yere kadar aynı şeyi tekrar ediyorum. Her boşluğa bir tane örüyorum. Bakın az önce bir zincir çektim, yere denk geldim. Oraya da bir tane örüyorum. 3 tane ikili trabzan. Dediğim gibi artık hiç zincir çekme vesaire yapmıyorum. Bu şekilde çanta istediğiniz boyut ulaşana kadar devam edeceksiniz. Ama Zara'da çantanın yüksekliği de 39 santimdi. Yani ben 39 santim olana kadar ördüm açıkçası. Bu santim olayı elinizin sıkılığıyla da değişir. Şimdi ilk 3 zincir çektiğim yere kadar geldim. O boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptım. Sonra buradaki şöyle ilk trabzanın tepesine batarak, hatta şöyle zincirin boşluğuna batarak ilmek kaydırmayla birleştirdiğimde bu zincir ve son yaptığım 2 trabzan bir grup olmuş oldu. Daha sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bu sefer şöyle denk geliyor bu çanta yuvarlak örerken. Bu sefer zincir biraz sağa doğru meyilli. O yüzden yanına 2 tane ikili trabzan yapıp grup yaparak, bu şekilde ilk grubumu yaparak devam edeceğim. Bir üst sırada az önceki gibi birleştirdiğimde 3 zincir sola biraz meyilli olacak. O zaman da şurada yaptığım gibi buradan buraya atlayacağım. Son 2 trabzanı bunun yanına yapıp birleştireceğim. Bu şekilde çantanızın yüksekliği 39 santim olana kadar örüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın ben şu kadar ördüm. Şimdi çantanın tam orta noktasını buluyorsunuz. 24 tane bir tarafında vardı ya. 12 tane bu tarafta, 12 tane bir tarafta, tam ortaya bunu taktım. Yine diğer tarafta da tam ortasına yer belirleyici taktım. Çünkü çantanın kolu bu şekilde yapacağız. Bu yöntemi aslında şöyle açtığımda hatırlayacaksınız. Daha önce şu üçgeni düz başlayıp Bershka Crop'ta yapmıştı. Bu çantanın kollarını bu şekilde yapmışlar. Şimdi hemen kısaca göstereceğim. Orta kısmı belirledik ya. Orta kısma doladım. Tığıma düğümümü attım. Doladım. Bu tarafı da aynı yaptım. Doladım. Şuraya trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra doladım. 3 tane ikili trabzan yaparak diğer taraftaki yer belirleyicinin olduğu yere kadar her birini normal buralarına sördüysek aynı şekilde örüyorum. Ta ki dönüp şu sarının olduğu yere gelene kadar. Şimdi ben buraya kadar normal öreceğim. Orayı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Burada dikkat etmeniz gereken ortaya, yani yer belirleyici olarak taktığım yere bir tane ikili trabzan yapıp hemen bir sonrakine dolgu yapıyorum. Şimdi şu sarıya kadar aynı şekilde örüyorum. Sarı olan yere kadar geldim. Bakın sarı da diğer ortası. Ortadan bir önceki yere dolgu yaptım, doladım. Bu orta kısma batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 değil. 3 çektiğinizde gevşek oluyor. 2 çekiyorum o yüzden. 2 zincir çekiyorum. Geri döndüm. İpimi hiç koparmıyorum. Geri döndüm, doladım. Direkt bu boşluğa batıyorum. Diğer köşeye gelene kadar
örüyorum bu şekilde. Bakın şöyle zaten V olmaya başladı. Şuraya gelene kadar, bu mavinin olduğu yere gelene kadar örüyorum. Bakın mavi olan yere kadar geldik. Burada da ilk yaptığım trabzan orta kısmı duruyor. Şimdi en son buraya bakın. Şu ilk yaptığım, tutuyorum bunu. En son buraya dolgu yaptım. Şimdi doladım. Şuraya, bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Verevlik burada aldım. Bir, iki zincir çekip geri döndüm. Doladım, geri döndüm. Buraya batmıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Çünkü eksiltme yapıyoruz. Bershka Crop da aynı mantıkla yapmıştık. Hatırlarsanız eğer kafanız karışıyorsa Bershka Crop'a da bir daha izleyebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar şöyle iki tane kalana kadar diğer tarafı da yapacağız. En son durumun bu olması lazım. Bu noktada da ipi kesiyoruz. İki dolgu, iki kenarda da birer trabzanım duruyor. İki dolgu kalana kadar eksiltme işlemini yapacağız ve bakın şöyle koyduğumda şu şekilde V olarak gidecek bu da. Ben şimdi iki dolgu kalana kadar aynı şekilde eksilte eksilte bu tarafı örüyorum. Çantanın şu anki halini göstereyim bu şekilde. Şimdi şu kulağı da bu şekilde olana kadar dediğim gibi öreceğim. Siz de burayı yapın. Daha sonra asıl eğlenceli kısma geçeceğiz. Şimdi Lucy ile ben burayı müzik dinlerken yapacağız. Ay şuna bakın ya. Ay yaladı beni. Ya sen oyun istiyor bu. Hem seninle oynarsam nasıl çalışacağım ben? Hem seninle oynarsam nasıl çalışacağım? Köpüş değil. Köpüş bu köpüş. Köpek değil bu. Köpüş 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 köpüş. Allah Allah ya. Aa, surata bak. Surata bak. Tam otursam biraz. Bu aralar en çok dinlediğin şarkı hangisi derseniz demiyor da olabilirsiniz ama ben yine söyleyeceğim. Söyle öğrenmem. Attention Charlie Pat. Bu şarkıya takmış durumdayım. Arka arkaya sürekli dinliyorum. Aa, kulaklığımı açmayı unutmuş olmam. En sevdiğim saatler şu saatler. Böyle hafif güneş vuruyor salona ve hava böyle bir tık daha serinliyor. Akşam üzeri böyle kahveni koy, hobilerini al ve otur. Kendine biraz zaman ayır. Ben de şu an tam olarak onu yapacağım. Kahvem de burada. Sütlü kahveyi bir türlü sevemedim. Son ses müziğimi açıyorum ve görev başına. Kısmı bitti. Gerçekten tam istediğim gibi çok büyük ve dev bir çanta olacak. Ama buna kesin astar yapmam lazım. Çünkü zaten çok büyük ve şu kısma böyle küçük motifler yaparak birleştirmişler. Yani şöyle bir şey olacak takmak için. Taktığımızda da çok şık duracak. Ama dediğim gibi buna kesin ve kesin astar yapmam gerekiyor. Çünkü aşağı sarksın istemem. Aşağı sarkarsa baya büyük durur. Zaten ben çantaların aşağı sarkmasını sevmiyorum. Şu şekilde gözüküyor olacak. Gördüğünüz gibi. Bunu kağıt iple, raf iple falan da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Üzerine o çizgileri yapmak yerine böyle tığ işi çiçekler falan ekleyebilirsiniz. Birçok şeye uyarlayabilirsiniz. Şimdi bunu kenara koyacağım. Burada iplerimi aldım. Marka challenge olduğu için aynı benzer renklerde yapıyorum biliyorsunuz. İlk önce şu yeşille pembe. Benim ip markası hep aynı kullanıyorum. Çünkü elimde var. Dediğim gibi şart değil. Yeşilin içine pembe, pembenin içinde de yeşil olacak şekilde 4 motif var. İkisinin rengi yeşil ve pembe kullanılmış. Ben de
Bunlardan bir motif yapacağım. Bildiğiniz hanım dilendi kare motifi. Bunun tarifi zaten YouTube kanalımda var. Çok detaylı anlattım. 2 sıra yapmış zaten sadece. Biz de çantanın sonuna 2 dolgu da bıraktık ya. Tam denk gelecek oraya. Şimdi ben o aradaki 4 motifi yapacağım. Onu anlatmayacağım. Dediğim gibi YouTube kanalımda birkaç kere hanım dilendi motifi anlattım. 2 sıra yapıyorsunuz aynı şekilde. O videoların linkini de aşağı açıklama kısmına koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada kuş uçuşu diye bir Netflix, Birce Akalay ve Miray Daner oynuyor. İşte o diziyi açtım. Aslında şöyle bir şey, şu an yorum yapmayacağım. Hani sıkılmadan izliyorum ama nasıl diyeyim, böyle heyecanlı fantastik bir dizi değil açıkçası. Ama yine de sonu ne olacak diye merak ettiriyor. Klasik Türk dizilerinden güzel oluyor Netflix'teki Türk dizileri. Ama benim en favori Türk dizim her zaman Leyla Mecnun olacak. İzlemeyen varsa birinci bölümden izlesin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Exxen'deki yeni bölümler de bitti. Acaba Exxen'e yeni bölümleri gelecek mi? Bilmiyorum. Neyse ben şimdi bu 4 motifi öreyim. Bu çantayı yarın takacağım. O kadar. O kadar diyorum. Bugün cuma. Yarın cumartesi ve ben bu çantayı yarın takacağım. Hadi bakalım. Niye bu kadar gaza geldim bilmiyorum. Geldim çantanın saat kısmı. Şu an saat kaç biliyor musunuz? 23.18. Çantanın üstünde şöyle bir motif detayı var. Yakından göstereyim. 4 tane motif yaptım. Birebir renk sıralamasını kullandım. Aynı bu renk sıralamasında. Ve aralarını da kahverengi ana renk olan iple diktim. Bakın şurada gözüküyor zaten dikişler. Burada özel bir şey yok. Bu da bildiğiniz hanım dilendi motifi. Çantaya gelirsek. Bakın bunu da iki ucuna dikeceğim. Gözüküyor. Şöyle yapayım. İki ucuna dikeceğim. Daha sonra bütün çantanın kenarından şöyle bunun da kenarına gelecek şekilde sık iğne geçiliyor. Şu iki ucu bununla birleştiriyorum. Zaten buradaki iki dolgu çantanın şu kısmında bıraktığımız iki dolgu motifin iki dolgusuna denk geliyor. Yine burayı da kahverengi yani şu renk iple ve bildiğiniz etamin iğnesi yardımıyla dikeceğim. Burada özel bir şey yok. Daha sonra en eğlenceli kısım olan şu çizgilerini yapacağız. Bunu buraya ilk önce motifin köşe boşluğuyla çantanın köşe boşluğunu birbirine geçirdim. Daha sonra da dolgular karşılıklı ilmeklerini dikiyorum. Tam denk geliyor zaten. Gerçekten bir şey yaparken korkmayın, bu sadece örgü. Hani mesela bu motif buradan biraz geniş olursa sıkıştırın, dikin. Yani abartı bir genişlik olmadığı sürece böyle şeyler örgüde çok belli olmuyor. Ama tam denk geliyor. Hani yakından göstermedim falan gibi şey yapmayın. Çizgi kısımlarını zaten yakından göstereceğim ama buralarda bir şey yok. Açıkçası videolarımda daha önce anlattığım şeyleri tekrar tekrar anlatıp videoları uzatmayı sevmiyorum. Hani şimdi ben mesela burada bu kare motifi anlatsam biraz daha uzun sürecekti video. Ama gerek yok çünkü daha önce anlattım. Bunu da buradan çıkarttım. Bakın demek istediğim şu. Tam denk geliyor. Gördünüz mü? Daha yakından tutayım. Bu. Şimdi ama çok tatlı bir çanta oluyor gerçekten. Bu tarafı da dikeceğim ve bakın kol kısmı hazır olacak. Sonra şu çizgilerden yapıp deneyeceğim. Onlardan henüz hiç yapmadım. Burayı dikeyim. Bir tane de çizgi yapıp geleyim. Bu arada kuş uçuşunu izlemeye devam ediyorum. Sosyal medya kullanırken ve etrafınızdaki insanlar konusunda her zaman pimpirikli olun. Yani herkese hemen güvenmeyin falan. Görün ne kadar tehlikeli olabileceğini kuş uçuşu dizisinde görüyorsunuz. Gerçekten kızın, asistan kızın davranışları sinirimi bozdu. Neyse. Hello hello, ben geldim. Saat şu an tam 23.41 ve ilk çizgiyi yaptım. Bakın öz. Ta ta ta. Aşağı doğru yapıyorum. Burada da zaten 3 tane kil trabzan yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Sadece böyle çapraz doğru gidiyor. Bakalım bu gece kaç çizgi yapacağım. Bunu yakından yapmayı göstereceğim zaten ama şimdi birazcık yapayım ama çok susadım ya. Antalya çok nemli, gidip su içmem gerekiyor ve bu hafta çok işim var. Ama bu çantayı da bitireceğim. Yarın takacağım derken ciddi.
birlikteydim. Evet, çantanın şu süslerini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sonrasında çanta bitmiş olacak. Gerçekten çok güzel ve kolay bir çanta. Bu sene çıkan çantalarda en beğendiğim bu oldu kesinlikle. O yüzden yapmam şarttı. Şimdi ben deneme olarak böyle birkaç tane yaptım. İlk önce şu uzunla başladım. Bunu nereden başladığımı göstereyim. Bakın şurada iki dolgu bırakmıştık ya. Bu dolgunun kenarından başladım ve dümdüz ördüm. Zaten bu kendisi böyle verev oluyor. Siz onun için özel bir şey yapmıyorsunuz. Her renkli çizgi arasında iki tane boşluk var. Zaten şuradaki delikleri yapıyorsunuz ve bunlar böyle çapraz çapraz geliyor. Dikkat ederseniz tığıma ipimi taktım. Şöyle 2-2 bıraka bıraka gidiyorum ve buradan mesela çantanın diğer tarafına da böyle dönüyor. Siz sadece sırayı takip etmekte görevlisiniz bu aşamada. Şimdi bakın. En son şuraya bu kiremit rengi gibi olanı yaptım. Onun yanına turuncu yapacağım. İlk önce tığıma bu şekilde bir ilmeğimi bırakıyorum. Daha sonra 1-2. Bir ikinciyi atladım. Şuradaki boşluğa sık iğne yapıyorum bununla. Daha sonra doladım. Ve buraya batıyorum. Bakın şuraya. 1-2. Çaprazlamasını buraya batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer bu çizgiler biraz daha uzun olsun isterseniz üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Ben yapıp denedim. Bence ikili daha güzel duruyor. Doladım. Hemen onun aşağısındaki yere batıyorum. Sırayı takip ediyorum. Hiç zincir falan yok. Direkt buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Buraya da battım. Bu şekilde sırasının sizi götürdüğü yere kadar yapıyorsunuz. Bakın zaten şurada belli. Şuraları takip ediyorum. Aynı hizada 1-2 tane bıraktım ve şu hizayı takip ediyorum. Bu şekilde. Buradan dümdüz takip ederek geldiğimde en son şu tarafta bakın şuraya geleceğim. Şunun kenarında 1-2 boşluk bırakıp geliyorum ya, şurayı takip ediyorum. Yani turuncu da buraya kadar gelecek ki bu çantanın diğer tarafı oluyor. Oradan dönerek buraya kadar gelmiş olacak. En son şu taban kısmı burası. En son şuraya üçlü trabzan yaptıktan sonra buraya sık iğne yaparak birleştireceğim. Hatta size onu şöyle şuradan göstereyim. Bakın bunu açayım, daha sabitlememiştim. En son buraya kadar geldiniz. 3 tane ikili trabzan yaptınız bu kısımda. Daha sonra hemen onun dibindeki bu taban kısmı burası. Çantanın tabanını, zincir çektiğimiz yer. Batıyorum ve sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha sonra bu ipleri içeride yok edeceğiz. Bu şekilde gönlünüze göre renkleri sıralayabilirsiniz. Ben Zara çantadakiyle orijinal renklerde sıralamayı çalışıyorum. Şimdi ben bu çantayı komple bu şekilde dolduracağım. Dediğim gibi bunlar kendisi bu şekilde dönüyor. Turuncu da çantanın diğer tarafından başladı ama bakın burayı da buraya kadar gelecek. Böyle böyle dolduracağım. Hemen şunu göstermek istiyorum. Bu mesela çantanın şurasından başlamıştı hatırlarsanız. Ama bakın burada zaten iki tane olduğu için ikinci nereden başladı? Çantanın şu kısmından başladı. Üçüncü buradan başladı. Hep iki sonrası neresiyse. Bundan iki sonrası burası. İki sonrası burası. İki sonrası burası. Turuncudan sonra 2 sonrası da 1-2 şurası olacak. Bir sonraki 1-2 burası olacak. Bu şekilde bütün çantayı dolduracağız. Yine şu sap detayını da şöyle yakından göstermiş olayım. En son bu kenarlardan çantanın kahverengiyle sık iğne geçeceğiz zaten. Bir de astar yapmaya çalışacağım ama astarı nasıl yapacağım bilmiyorum. Çünkü V olduğu için astarı ayarlamak biraz zor olacak ama bir deneyeceğim. Orijinalinde astar yok bu arada ama ben astar istiyorum. Bu şekilde burası da böyle. Şimdi ben bunu bitirip geliyorum. Hello, ben geldim. Ertesi gündeyiz. Bugün cumartesi, saat şu an akşam üzeri 18:30 ve çantanın dış kısımdaki süslemelerini bitirdim. Bakın çok güzel oldu.
Şimdi kenarına bir sıra sık iğne yapacağım ve bitecek. Sadece şuraya acaba şöyle bir şey yapsam da hacimlendirsem mi yoksa yapmasam mı? O konuda bir kararsızlığım var ama ona en son artık videonun sonunda karar vereceğim. Şimdi kenarına sık iğnelerini yapalım. Evet, çantamızı şöyle çeviriyoruz. Çevirdiğim zaman şu kenarlarını her iki taraftan da normal sık iğne yapacağım. Çok özel bir şey yok açıkçası. Hatta şu ucundan başlayayım. Sap kısmından şöyle başlayayım. Kahverengi iple, yani ana rengim olan iplikle şöyle çantanın kenarını sadece bir sıra sık iğne yaparak geçeceğim. Orijinalinde astar yok ama ben eğer yapabilirsem bir astar yapmayı deneyeceğim. Aşağı doğru sarkmasın diye. Şöyle bakın. Bu şekilde gözükecek. Buradan devam edeceğim. Burayı sık iğne yapacağım. Daha sonra burayı sık iğne yapacağım. Daha sonra burayı yapacağım. Sonra çantayı çeviriyorum. Aynı şekilde bu tarafını da sık iğne yapıyorum. Böylece çanta bitmiş oluyor. Şu iplerini falan da saklayıp kesiyoruz. Ve çantamız bitti. Ben geldiğim videonun sonuna geldik. Çantam bitti. İnanılmaz güzel oldu. Şu an akşam saat 8'e çeyrek var. 19.43 ve hava daha tam kararmadı. Ama salon biraz karanlık olduğu için eski mekanımız olan eski takipçilerim hatırlar. Ben balkonda bol bol video çekiyordum. Balkona çıktım. Çantam ilk önce şöyle bir omzumda duruşunu gördüm. Gerçekten tam istediğim gibi oldu. Bunu yaz boyu sürekli omzumda görebilirsiniz. Şu omzumdaki motif detayları beğendim. Yani bu omzumdaki motif detaylarını gerçekten çok tarz duruyor bence. Bunu başka çantalarda vesaire de kullanabilirsiniz. Yine çantanın şu kısımları falan bayağı güzel oluyor. Renkleri falan da bence çok güzel oydu. Hangi ipleri kullandığımı videoda söyledim ama bulamıyorum diyenler için ben zaten Instagram'da linklerini paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz oradan linklerime de bakabilirsiniz. Bakın gerçekten çok şık duruyor. Yapabilirsem astar yapmayı deneyeceğim. Bakalım, ama orijinalinde astar yok. Böyle de kullanabilirsiniz. Zara fiyatı şu an yeni sezonda 430 TL. Hatta şöyle hemen çantayı bütün tutuyorum. Bakın orijinalini bu tarafa koyuyorum. Hangisi daha güzel karşılaştırın, bir söyleyin fikrinizi. Bence benim yaptığım daha güzel. Sonuçta emeğim var üstünde. Kaçıp kullandım derseniz kahverengiden 3 yumak kullandım. Yani çantanın maliyeti ne derseniz benim kullandığım ipin tanesi 25 liraydı ben alırken. Yani 75 TL kesin, ama üzerindeki parça ipler de renkli ipler de benim aynı marka. Elimde vardı, kullandım. Aslında bana maliyeti sıfır. Çünkü ipler elimde vardı. Ama siz yeni ip alacaksanız kahverengiden 3 tane kesin alın. Bu kadar büyük yapacaksanız eğer. Ama aradaki renklileri de tek tek alacak olursanız daha pahalıya geliyor. Bir sürü renk var. O yüzden maliyeti şu kadar falan gibi bir şey yazmayacağım. Şöyle söyleyeyim. 3 yumak kahverengi alıp eğer daha önceden örgü seven biriyseniz ve elinizde renkli ipleriniz varsa hiç fark etmez. Bu şekilde çizgilerle süsleyebilirsiniz. Maliyeti çok daha uygun olacaktır. Ben Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımı buralara bırakıyorum. Bu tarz marka çalışı videolarının devamı gelseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Videolarım bu şekilde hem vlog tarzında hem de yaptığım şeyleri gösterdiğim şekilde çekmeyi daha çok seviyorum. Böylece siz de örgünüzü alıp karşıma geçip benimle yapabiliyorsunuz. Hiç zor değil. Görüntüsü sizi korkutmasın. Tığ işi bilen herkes çok kolayca yapabilir. Tek yaptığım şey trabzan yapmak. Trabzan yapmayı biliyorsanız tığ ile bu çantayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Örmeye başlayınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yine takıldığınız yerler olursa aşağıda yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram hesabı bıraktım. Videoları devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi bay bay.